Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuzda hoş geldiniz. Canlı yayında değiliz maalesef dün akşam yaptık. Fenerbahçe gündemi Süper Kupa Ali Koç istifa seçim Cumhurbaşkanı transfer Aziz Yıldırım. Hepsini bizden konuşmanın vakti geldi. Aziz Yıldırım Saadettin Sala'nın listesinde yer alan isimle de görüştüğü iddiaları hakkında açıklamada da bulunmuş. Kimseyle irtibat kurma... Ne oluyor lan? Ulan bir çınladı. Aziz Başkan benim anda acaba. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmış arkadaşlar. Ben direkt açıklamayı şey yapıyorum. Ben iddiaları görmedim. Bugün şahsım hakkında ortaya atılan Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olmak kararı aldığım ve Saadettin Sıralın istesin Dejavu yaşadım ya. Ben baştan bir okuyayım arkadaşlar bir garip, garip oldum. Bugün şahsım hakkında ortaya atılan Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır. Ben öyle bir baba benim için benim şu an için Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listes yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan bir kişi benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Bak Saadettin Saran'ın listesinde yer almayı planlayan bir kişi. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine sükunete ihtiyacı vardır. Fenerbahçe'nin şu anda biz başkan sorunu yoktur. Aksine sükunete ihtiyacı vardır. Diyor. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim diyor. Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım. Değil, Aziz Yıldırım başkanı çok özlemişim ya. Şöyle çıkartıp masa e, şey yapsa konuşsa keşke masanın başında oturup şey yapsa. Yani, özlemle bekliyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe iyi gitmeye çalışıyor ya. Çekelim. Alttan çekelim. Bir şeyler yapalım. Bak geçen pankart sokmaya çalışmışlar. Pankartta bilmem kasap yazıyor. Ya bunlar tehlikeli ifadeler. Bak arkadaşlar. Benim herhangi bir siyasi görüşüm yok. Herhangi bir parti tutmuşluğum yok. Allah'ıma binlerce şükür. Sonsuz şükürler olsun. Çevremdeki insanların birbirine ettikleri küfürleri gördükçe çıldırıyorum. Ama bir taraftan da seviniyorum. İyi ki diyorum böyle bir görüşüm yok. Siyasi şunu bunu kenara alarak söylüyorum. Bak Fenerbahçe'yi iktidarla çatıştırmak istiyorlar. Birbirine girsin istiyorlar. İktidar Fenerbahçe'yi durdursun istiyorlar. El freni olsun sakın aga. Fenerbahçe'ye destek verdiğini iddia ediyorlar bak. Ben onların yerinde olsam iktidarın yerinde öyle olmaz, böyle olur ulan derim. Çok değil 5 maç. 5 maç destek ve Fenerbahçe 15 puan kaltasıray 0 puan alsın. Bak bakalım destek nasıl oluyor. Bak bakalım lige heyecan nasıl geliyor. Bak bakalım ne açıklamalar geliyor suyun öbür tarafından. Yok lan okyanus ötesinden bahsetmiyorum şeyden. suyun öbür tarafa. Anadolu yakasından bahsediyorum. Fenerbahçe şeyde Anadolu yakasından Avrupa yakasından bahsediyorum pardon. Şimdi ben size söylüyorum. İtidalli olun. Yazdığınız yorumlara dikkat edin. Sosyal medyada saçmalayanları görüyorum. Bir grup Hilafet çağrısı yapıyor. Öbür grup onlara yumruk atıyor. Hilafet çağrısı yapanlar içeri giriyor. Onlara yumruk atanlar içeri giriyor. Bir grup Atatürk savunuyor. Öbür grup Atatürk'e sövüyor. Atatürk'e sövenler içeri giriyor. Oğlum ne kadar meraklısınız lan içeri girmeye? Paranız mı yok? Pulunuz mu yok? Ne kadar meraklısınız? Hayat güzel. Asgari ücret 17.002 Yani her şey güzel. İnşallah fiyatlar da düşer. Maaşlar aynı kalsın. Piyasadaki fiyatlar düşsün hayat şartları güzelleşsin, gayri safi milli artsın, insanların yüzü gülsün, çok güzel hareketler bunlar güldür güldür artsın sayıları. Ne bileyim. Neyse biz transfer dönelim. Fenerbahçe'de Umut Nayır'ın talipleri artıyor. Şampiyon ekibinden West Bromwich ve Cardiff City Umut Nayır'la ilgileniyor demiş. Ya bendeki bilgi Konya Spor'a gideceği şeklinde. Yani bendeki bilgi Konya Spor'a gideceği şeklinde. He şike yapıyorsunuz değil mi? Konya maçı var ya şike yapıyorsunuz. Emin olun şike bir din olsa tövbe estağfurullah. Neyse bu örneği vermek istemiyorum ya. Yani kim şike yapıyorsunuz falan diyorsa bilin ki kitabını yazmıştır. Master yapmıştır. Ordinarius profesörü olmuştur onun. Her konuda dikkat edin her konuda kim neyden dem vuruyorsa kendinden de bir şeyler aktarıyordur. Yani İstanbul Spor kalecisinin elini çektiğini iddia eden bir geri zekalı var. Şöyle bir soru sordum. Elini çeken kaleci penaltıyı niye kurtarıyor? <laughs> 5-1 oldu ya ondan. Yapma ya. Yani çok zekice. Siz bu zekayı acaba hani ee, tam olarak nerede edindiniz ya? Bunun bir bunun bir şeyi olmalı ya. Neyse sıradaki habere geçelim. Şimdi neyse biz Umut Nair'a dönelim. Ya Sabuncuoğlu'nun haberine göre Erol Bulut, Cardiff City ve West Bromwich Umut Nair istiyor. Konya Spor'da ilgileniyor demiş. Aklın yolu bir. Bu arada hocam herkes Konya Spor dedikten sonra Konya Spor demek de çok kolay değil mi? Milletin haberini çal. Sonra çık böyle böyle de. Tabi. Kanalımıza zaten üye arkadaşlar sizin gözünüzde koyun. Hiçbir şeyden anlamıyorlar. Boşa boşuna takip ediyorlar. Zaten bunları duymadılar. Ben şunu söyleyeyim. Umut Nair kesinlikle gidecek arkadaşlar. %100 gidecek. Forma giymek istediği bir takıma gitmek istiyor. Ya şimdi Edin var. Batu Şuay var. Allah var. Şimdi bunlar varken sıra zaten gelmez. O da farkında. Ama 12 maç 118 dakika sadece süre bulabilmiş. Form yeterli değil. Ee, ben bir şey söyleyeyim. Serdar Dursun'u normalde yalanladım. Ama Serdar Dursun'un gelme ihtimali var arkadaşlar hem de bazı şeyler sulhe kavuşturulacak. Gelsin hocam penaltı atsın ya yani, tad işten iyi atar. Fenerbahçe'de iki transfer iki ayrılık. Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'u 5-1 mağlup ederek avantaj averajla liderliğini sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da başladı. Ben bir şey unuttum. Dün akşamki yayında bir şey unuttum. Vallahi bak ekrana vereceğim bir şey unuttum. Tüh. Şimdi ver hocam. Bak şimdi verirsem aklınız oynasın. Ben şunu verecektim ekrana ya. Hani var ya işte biz şöyle yaparız, böyle yaparız. Aklıma gelmişken ya. Yani her iki takımın. Üstelik Pendik bize aslan kesildi ha yani öyle şeyde oynamadı. İstanbul Spor'un form grafiği. Hani bunlar düşünüldüğü zaman şey neyse Fenerbahçe eksik bölgelere sezon sonuna kadar beklemeden devre arasında transfer yapmak istiyor. Leonardo Bonucci gündemde dün canlı yayında uzun uzadıya konuştuk arkadaşlar. Kısaca değinmek gerekirse ben olacağını zannetmiyorum. Ha Haziran'a kadar sözleşmesi var. Benim sadece aklımdaki soru şu. Ya o kadar iyi de niye Almanya'da oynamıyor? Kurun işte işlem tamam diyor. Bak Kurun iç. Rade Kurun Ben söylüyorum. Ben olacağı görüşündeyim. Ama hocam Milan demiş ki çok para istiyoruz. Olmaz demiş. Ben olacağı görüşündeyim. Ben hatta Sav için de olacağı görüşündeyim. Ama Sav için şu para göz durumu böyle sürerse bizim ee, şeyi bilmiyorsunuz siz. Bizimki de masadan kalkar. Zıplayarak kalkar masadan. Samet Akaydın Genk'e doğru demiş. Samet Akaydın gidecek. %100 gidecek. Euro 2024, Euro 2024 falan değil arkadaşlar. Baskıyı kaldıramadı Samet Akaydın. Fenerbahçe baskısını kaldıramadı. Ve Genk de büyük oranda da anlaştı biliyor musunuz? Ben Allah var Anadolu takımlarından birine gidecek diyordum ama Genk'le de büyük oranda anlaştı Keşke orada kendine gelse. Satın alma opsiyonuyla gidecek hem de. Ee, güzel bir para kazandırabilir. Tutarsa. Niye olmasın tutarsa. Umut Nair'i de söyledik zaten. Bu olmadı. Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa iddiası. Şimdi Rıdvan Dilmen uzun uzadıya konuşmuş. Canlı yayında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynayacak süper kupa maçı için flash bir da bulunmuş. Birçok iddiada bulunmuş. Ben şimdi hep bunları değerlendim çünkü çok sordular. Süper kupa ile ilgili federasyon 25 Ocak'ta düşünüyor olabilir. Hayır olamaz. Perşembeye geliyor. 1-2 hafta kaydırmak istiyorlar bildiğim kadarıyla. 19 Mayıs değil 26 Mayıs. Orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Eğer TFF bunu yaparsa vatan haini ilan edilirler. Mehmet Büyükekşi'yi herkes vatan haini ilan eder. Lan bu futbolcular dinlenmeyecek mi? Euro 2000 bilmem neye gidecektir. Bu futbolcular insan değil mi? Bu futbolcuların orada hazırlık kampı olmayacak mı? Euro 2024'te başarısızlıkta Mehmet Büyükekşi'yi gerçekten vatan haini ilan ederler. Eğer bu kafayla gidilirse. Ya ben şunu çok merak ediyorum. Süper Kupa maçı çok mu önemli? Çok mu önemli? Galatasaray'ın eksikleri var. Transfer yapamadı diye ta nereye sarkıttınız? Çok mu önemli? Bence değil. Bence iki kulübe de ceza verin. Maça çıkmadılar diye. Şimdi bildiğim kadarıyla 19 Mayıs'ta 26 Mayıs orayı kaydıralım diye düşünüyorlar. Ali Bey ve Okan Hoca'yı dinledim. Bence doğru bir test. O Mart ayında seçimden önce Cuma falan oynayabiliriz dediler. Mantıklı geldi bana. İki takım da okey diyebilir diye düşünüyorum. Federasyon karışmasın Allah aşkına bu sefer diyor. Karışsın karışsın. Karışsın. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün yapacak olsa da bugün yine tepki çekecek. Şimdi Rıdvan Dilmen'e yabancı sınırı, playoff, kupa iddiası. Ben burada bir saçmalık gördüm. Onu da konuşacağım. Playoff'un rafa kaldırıldığını söylemiş. Yabancı sınırı, sınırın değişeceğini söylemiş. Yeni formatı Türkiye Kupası'nda açıklamış. Ayrıca şimdi şunu söylüyorum. Playoff askıya alınmış şu anda. Türkiye'de playoff olmaz. Beni yanlış anlamayın ben şiddet yanlısı bir insan değilim. Ya da insanları birbirine düşürmeyi seven, bundan geçinen kanemici emici, mikro pislik insanlardan değilim. Bunları arıyorsanız başka e, renk, farklı renklerdeki sayfalara bakabilirsiniz. Millete birbirine düşürmeye çalışan vesaire tahrik etmeye çalışan. Ben, ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de playoff cinayet demek. Türkiye'de playoff katillik demek. Türkiye'de playoff ölüm demek. Türkiye'de playoff çatışma demek. Türkiye'de playoff hayat şartlarının değişmesi demek. Sakın böyle bir şey yapmayın. Sakın. Sakın. Süper final adı altında bir şey ürettiniz. Fenerbahçe'ye FETÖ operasyonu çekildi. Federasyon da artık nereden ilham aldı, nereden esinlendi bilmiyorum. Süper final dediniz. Fenerbahçe ile Galatasaray'ı kafa kafaya getirdiniz. Son maçta da Cüneyt Çakır'ı atadınız. Cüneyt Çakır'ın katlettiği maçta Fenerbahçe'yi Yine de yenememenize, yenememenize rağmen orada kupa kaldırttırıldınız. Birilerine kupa hediye ettiniz. Sonrasında polisleriniz oradaki masum çocuklara biber gazı falan polisleriniz derken FETÖ'den bahsediyorum. FETÖ'cü polislerin yapmış olduğu kayıtlarda belli. Kendi polis arabalarını devirip Fenerbahçe taraftarı yaptığı ifadeleri. Bunların hepsi kayıtlarda var. Çok zor değil. Bunları araştırıp bulabilirsiniz. Yani orada Fenerbahçe taraftarı ya çıldırmış olsaydı, ya Fenerbahçe taraftarı 2010 2011 sezonunda yaşatılanın intikamını polislerden almak isteseydi ne olacaktı? Dünyaya var ya dünyaya, dünyaya çok farklı bir imaj verecektik. Sağ olsun Mehmet Büyükekşi sayesinde hakem döven, sahadan çekilen, maça çıkmayan, değerleri aşağılanan, değerleri için çıldıran ama tepki gören takımlar dünya gündeminde. Şu anda dünya diyor ki bunların lideri Atatürk. Adamlar liderini savundu. Ülkelerinde hain ilan edildiler. Millet şu kolladığınız takımı konuşuyor. Bu kadar da olmaz diye kara gece eşliklerini sürekli açan ama kara geceler aslında posterlerde gizlemek zorunda kaldığı kişilerde ve onların hayat hikayelerinde yer alan arkadaşlar Maalesef kara gece kara gece her şeye kara gece. Ben size kara geceyi söyleyeyim. Hakan Şükür ve Arif Erdem'in FETÖ'cü oldukları için değil de aidat ödemedikleri için kulüpten ihraç edildiği gün kara gecedir. En büyük kara gece orasıdır. Galatasaray için en aydınlık gece neresidir biliyor musunuz? Süper Kupa maçına çıkılmadığı gün en aydınlık gecedir. Onu da inkar etmeye başladılar. Biz çıktık ya normalde. Ali Koç çıkmadı. Lan birinde de dik durun be. Dik durun. Dik durun işte. Atatürk demişsiniz. Milli değerler demişsiniz. Çıkmamışsınız. Taraftar arkanızda. Fenerbahçe taraftarı da yanınızda. Ben Maria, ya, gerçekten söylüyorum. Bunların hiçbir şeyine güvenmiyorum artık. Hiçbir şeyine. Hadi Allah bir diye yazalım deseler ben yazmam bunlarla birlikte. Yemin ediyorum artık yazmam. Allah bir diye yazarsın başlarlar. Mustafa Hoca iltica istiyor. Şeriat istiyor. İlticacı bu herif derler. Lan sen de yazdın. Ben yazmadım. Kuzenim yazdı. Her şey bu Mustafa Hoca'nın başından çıktı. Ali Koç yazdırdı buna. Ali Koç aslında gizli bilmem neci. O da gizli bilmem neci. O da gizli bilmem necinin gizli bilmem necisi. Hep Ali Koç'un suçu bunlar. Yazık. Vallahi yazık. Billahi yazık. Ben burada futbol konuşmak istiyorum. Faulle attığınız goller değil. Trabzonspor'a faulle gol at. Çaykur Rizespor'a faulle gol at. E Konyaspor'a faulle gol at ama 3-0 faulle golü çık 2-0. Max GS. Ulan o birinci gol olmasa maç 0-0 bitse ne değişecek? Çok. Ama yani basit bir soru sorayım. Trabzon maçı berabere bitsin. Rize maçı berabere bitsin. Konya maçı berabere bitsin. 6 puan fark. Fenerbahçe 6 puan farkla lider. Üstelik evinde derbi kazanmamasına kazanamamasına rağmen. Bir de kazansa. Yomalokko. Neyse Rıdvan Dilmen diyor ki playoff askıya alınmış şu an zaten yapamayacaklardı. Sonra yabancı ile ilgili düşündükleri ve kulüplerin muhtemelen okey dedikleri bence çok sağlıklı ve iyi düşünülmüş bir karar. 12 yabancı 30 kişilik kadro 26 kişi olacak ama 12 yabancı bakınız 12 yabancı 14 Türk Aslında yabancıyı kısıtladılar bu kimin işine yarar Fenerbahçe'nin işine yarar kadroları getirin bütün Türk takımların kadrosunu getirin en çok Türk kimde var? Ya da şöyle söyleyeyim. Bugün yabancı komple yasaklandı. Sıfır yabancıdan oynamak hakkınız var. Sıfır yabancı. Ya da 3 yabancı, 4 yabancı. Mesela Mesela 4 yabancıyla oynamak hakkım var. Kim şampiyon olur? Açık ara. Ha, tabii hakemler adil olursa. Açık ara Fenerbahçe şampiyon olur. Sağda Cengiz. Solda İrfan. Yedekleri Emre Mor. İsmail. Hadi Bartu da yedeği olsun. Mert Hakan'ı çok önemsemiyorum ama Yine de hani kadroda yer alacak diye diyorum. Mert Hakan, İsmail, Şimanski'yi 10 numaraya koy. Mecbur. Ceko'yu forvete koy. Stopere Bekao şey falan. Ya da sağ bek Mert Müldür. Sol bekin Ferdi Kadıoğlu. İrfan Can Eğri Bayat. Ahmet Serdar da yedek stoperler. Ve dahası. Neyse 12 yabancı. 14 Türk. Ben size soruyorum 14 Türk. Bakın Fenerbahçe'de an itibariyle 14 Türk. İrfan Caner Bayat, Mert Müldür, Serdar, Samet ki bunların yerine Emir Ortakaya, Yusuf Akıcıçık falan olur diye düşünüyorum. Serdar Samet ferdi 5. İsmail 6, Bartu 7, Mert Hakan 8. Cengiz 9, İrfan 10, Emre Mor 11. Umut Nair 12. Kaldı 2. Bence kulüpler bunu kabul etmez. Bence kulüpler 14-12'yi kabul eder. 14 yabancı, 12 Türk'ü kabul eder. Bak burada yanlış aktarıyorlar. 14 yabancı, 12 Türk olmasa hiçbir Türk futbolcuyu satmazlar Avrupa'ya. Boşu boşuna bir kural getirilmiş olur. Boşu boşuna. Boşu boşuna. Hocam ama bu kural altyapıdan oyuncu çıksın diye. Altyapında gider gurbetçi futbolcu alırlar. Türkiye'den altyapıdan yetişen hangi futbolcuya güvenebiliyorsunuz? Ha, çünkü güzel story atarlar. Neyse ister 5 oynat, ister 12 tane oynat diyor. 12 tane oynatamazsın. Herkes Galatasaray değil. 11 oynatabiliyorsun. 30 kişilik kadro 26'ya düşecek ama şöyle töyler etmişler. 21 yaş altı 3 tane yerli alabilirsin. Bak bunu yabancıya çevirirler. 26 artı olarak bu da fena değil gibi geldi. 12 tane yabancı al, istediğini oynat diyor. Kupa maçında bir ton takım var. Elenecekleri de belli. Tabii ki Anadolu şehirlerimizin 3. Lig takımlarının da olmasını isteriz ama takımı 24'e düşürüyorlarmış. 6 tane grup, 4'lü grupla. 4'lü gruplar. Yani 6 kere 4. 3 maç oynayacaklar. Avrupa'daki gibi ev sahibi durumu olacak. 3 maç olduğu için 2 içeride bir dışarıda oynayacaklar. Bence <laughs> ya yine konuşmak istemiyorum ama niye 2 içeride bir dışarıda oynuyorlar? Ben de onu anlamıyorum. Neyse. Sonra da tek maç çeyrek final, yarı final, final gruplardan çıkınca diyor. Gruplarda 6 maç yok. 3 maç oradaki kriter ne? Onu bilmiyorum demiş. Ben size söyleyeyim. Yabancı kuralı 14'e düşer. 12 artı 2 olur. 21 yaş altı ya da 22 yaş belirlerler. 22 yaşın altında 2 tane yabancı alabilirsin derler. Bu da yetiştiriciliği arttırır. Scouting'i arttırır. E, hiç kimse kusura bakmasın. 14 tane Türk çok çok zor. 14 tane Türk'ü bulmak çok çok zor. Ha burada dersen 3 tane altyapıdan olacak ya da 4 tane altyapıdan futbolcu olacak. 12 yabancı etti sana 16. 4 altyapıdan 12 yabancı 16. 26 yapmak için 10 tane de Türk futbolcu alacaksın deseler bu sefer de takımların kadro kalitesi düşer bana kalırsa. Yani yine sıkıntı. Benim İdealimi söyleyeyim. 14 yabancı, 14 Türk. istediğin kadarını kadroyal istediğin kadarını oynat, istediğin kadar yedek kalsın. Bırak salın. Yunus Emre'leri falan satsınlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da Ali Koç'un bir görüşmesi olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, muhtemelen yarın bu görüşme gerçekleşecek. Çıkacak sonucu çok merak ediyorum. Fenerbahçe'de seçim meçim yani yazın olacak şeyler. Bunları çok kafaya takmayın. Ali Koç'un istifası falan yok. Ali Koç istifa edeceğim demedi. Sezon sonunda bir daha aday olmayacağım dedi. Bunları karıştırmamak lazım. Umut Nahir gidici Bonucci bence gelmeyecek. Kurniş bence gelecek. Savic bence gelecek. Serdar Dursun'un gelme ihtimali çok çok arttı. Samet Akaydın gidici. Bunun dışında arkadaşlar Batshuayi'nin görüşmeleri sürüyor. Takımla birkaç görüşme yapan oyuncu da var. Benim bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. İyi ki bu kanaldasınız. Görüşmek üzere.